Merhaba arkadaşlar, Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda daha sizlerleyiz. Pokemon Heart Gold serimizde 11. bölüme geldik arkadaşlar. Biliyorum uzun süredir Pokemon Heart Gold serisine yeni bölüm gelmiyordu. Hem hastalığım nedeniyle hem de Pokemon Moon maceramızın araya girmesi nedeniyle biraz aksattık ama maceramıza yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada arkada kapı açıldı, gördünüz. Max balkondan girip çıkış yapıyor bazen. Şöyle kapatayım. En son arkadaşlar Roket takımının 7. şehre gelmiştik ve burada Roket takımının bazı planlarını bozmak için üstlerine ulaşmıştık Roket takımının. Burada bırakmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemen hatırlatmasını yapayım arkadaşlar. PMN Lock kuralları gereği bu oyunu oynuyoruz. PMN Lock kuralları nedir diye hala soruyorsanız hemen alt kısımda açıklamalar kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. Neyse, lafı fazla uzatmadan kaldığımız yerden devam edelim. Pokemonlarımızı biraz kastım arkadaşlar. Çok böyle fazla olmasa da. Hemen onları size göstereyim. Flame'imiz 33 level, Wiki'miz 28, Fluffy'miz 29, Mist 30, Shine ve Wooper biraz gerilerde. Onları da yeri geldikçe geliştireceğiz arkadaşlar. Hadi devam edelim. Burası biraz karmaşık bir yer arkadaşlar. O nedenle bu bölüm büyük ihtimalle burayı çözmekle geçecek. Evet, kedi heykeline, kedi gözüne takıldık. Burada bir radar var. Böyle. Evet, ilk maçımız başlıyor. Bu bölümde yani çoğunlukla Roket takımıyla savaş şeklinde geçecek. Bölüm sorumuzu da söyleyelim arkadaşlar. Hazır Roket takımı konu olmuşken. Bölüm sorumuzda arkadaşlar, en sevdiğiniz kötü takım hangisi? Bakalım. İzleyicilerimizin en çok sevdiği kötü takım hangisi olacak? Oylamalarınızı bekliyorum. Tabi bölüm sorusu hashtag altında. Bunu yanıtlarsanız sevinirim. Brozzi'ye tek attık. Zubat geliyor. Zubat'ı Fluffy ile yenelim. Evet, Fluffy'miz 29 level. Evet, bir Thunder Shock yapıyoruz. Yalnız level'lar 30 oldu. 30'un da üstüne çıktı ama hala doğru düzgün saldırılar öğrenmiyor bu Pokemon'lar. Bu eski oyunlarda biraz sıkıntı var. Bu konularda. Evet, bazı Roket takımı maçlarını geçeceğim arkadaşlar. Çünkü çok fazla maç olacak. O nedenle yani süre bazında biraz tasarruf yapmamız gerekiyor. Evet, ikinci savaş başladı. 3 Pokemon var. Zubat birincisi. Evet, 16 level'miş. Baş edebiliriz. Flamewheel yapalım. Evet arkadaşlar, Flame'imizin evrim geçirmesine, bir Typhlosion olmasına az kaldı. Kaç olduğunu şu an hatırlayamadım ama 35-36'da falan. Grimer. Devam edelim. Bu arada Max geldi yine. Max, bu senin oyunun değil. Sen öteki oyundasın. Evet, Grimer'a da tek atabileceğiz mi? Atabildik. Arkada çalan müziği şu an duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama Roket takımının savaş müziği güzel gerçekten. Evet, üçüne de tek attık arkadaşlar. Yolculuğa devam. Galiba bu alarmı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu da nereden yapıyoruz? Bu tarafta değil. Ortalarda bir yerde galiba. Hızlı ilerlemeye çalışıyorum ama oyunda bir yani yavaşlık var. Evet, aşağıda gördüm şimdi onu. Evet, şu elemanla galiba mücadele edip kapatacağız alarmı. Magnemite. 20 level bir Magnemite ama biz tabi ateş türüyüz ve baş edebiliriz. Evet. 11 bölüm oldu arkadaşlar. Heart Gold serimiz tamam biraz yavaş ilerliyor. Aylar sürdü 11 bölüm yüklememiz. Ama bir şekilde yolculuğun sonuna ulaşacağız. Zaten 7. rozete geldik arkadaşlar.
Gerçi buradan sonrası bir hayli var. Yani oyunun da yani oyunu sonlandırmadık daha ama yavaş da olsa ilerliyoruz. Yani bu bölümü takip eden arkadaşlar kusura bakmasın ama elimden geldiği kadar bölüm çekip atmaya çalışıyorum. 34 level olduk arkadaşlar. Bir Magnemite daha geliyor. Yani dikkat ederseniz Flame de 34 level ama Ember hala. Ember ve Flameville'le maalesef oyun oynuyoruz. Yeni Pokemon oyunlarında biraz daha cömertler bu konuda. Eskiden gerçekten kötüydü. Yani kötüydü durum. Evet. Elemanı da yendik. Galiba alarmı kapatacağız. Şuradan mı kapatıyoruz? Geçirtmiyor. Evet, alarm böylece kapattı. Sistem kapandı ama oradaki topa geçiş yapın. Ha, arkadan. Arkadan dolaşacakmış. Guard Spec işime yarayacak bir şey değil. Devam edelim. O altta bir top gördüm ama oraya nasıl geçeceğiz? Evet, koşmaya çalışıyoruz ama şimdi ne taraftan gidiyoruz? Ben oyunlardaki bu tarz yerlerde hep kaybolurum arkadaşlar. O nedenle biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Evet, galiba buradan gideceğiz. Hemen hemen her oyunda olur ya işte böyle kötü takımın ana merkezleri falan. Ben oralarda hep kaybolurum genelde. Bayağı bir uğraşırım çıkmak için oradan. Bakalım buradan olacak. 4 Pokemon. Oo. Flame'miz tabii ki. Ama Flamville'ı da azaltıyoruz. Headbutt diyelim. Evet, Headbutt da kritik attık Allah'tan. Bir Rattata daha. Biraz da Vicky'yi kasalım. Vicky savaş türü olduğu için daha üstün olacaktır. Evet, o da 29 level olmak üzereymiş zaten. Vicky şunlara bir Brick Break. Yes. 29 olduk galiba. Hayır olmamışız. Çok az puan veriyor. Puanlar da çok az oyunda. Şimdi ilginç taraf o yani. Hard Gold ama gerçekten çok böyle zor, kanser edici bir oyun arkadaşlar. Yani Pokemon oyunları içerisinde sıkıntılı oyunlardan biri. Çünkü hem Pokemon'ları kasmak zor, hem rakipleri yenmek zor. Az puan veriyor, zor. Yani az saldırı öğreniyorlar. Böyle garip yani bir oyun. Şimdi mesela Moon'u oynadıktan sonra bu oyun üstün oynayınca çok böyle şey geliyor hani. Sıkıntılı, zor bir oyun gibi geliyor. Evet. 4 Rattata'sı varmış. 4'ünden de kurtulduk. Aşağı doğru ilerleyelim bakalım. Ha, burada mayın tarlası var. Dalıyorum. Dalamadan direkt geldi de. Evet, bir Voltorb, 23 level Voltorb. Voltorb'a ne yapabiliriz? Flameville yapalım. Tek atamadık. Oo, rollout yapıyor. Ben o değil ama. Neyse, Ember bu işi çözer. İyi de puan aldık. Güzel. Buradan kurtulamayacağız herhalde. Bu sefer de Geodude geldi. Yuvarlak kafalı Pokemon'lar orada karşımıza çıkıyor. Gerçi biz run diyebiliyoruz. Run diyebiliyormuşuz ya. Kafa bir an gitti yani. Evet, Voltorb'a da run diyeceğim. Uğraşamam şimdi sizle. Evet. Şimdi şimdi burada bir transporter var ama bu tarafa gideceğiz galiba. Belki orada bir top vardı. Onu bir alalım. Nugget. Evet, üst kata çıkalım. Üst kata mı? Alt kata mı?
Neyse. Alt kata iniyormuşuz. İnelim. Evet. Burada bizi şampiyon karşıladı. Bu eleman şampiyonu değil mi? Lance. İyi misin? Pokemon'ların yaralanmış ve hastalanmış dinlenmesi gerek. Aa evet. Bu Pokemon'larımızı fullledi. Şimdi bu arkadaşlar yapabileceğim bir şey yok yani. Bizim biliyorsunuz kurallarımızda Pokemon Center'a bir defa giriyoruz bölümde ama bu Pokemon Center değil sonuç olarak. Oyun içerisinde oluverdi. Yapacak bir şey yok. Bu tarafa mı gideceğiz acaba? Herhalde öyle görünüyor. Evet. Tek Pokemon'muş. Savaşı kesmemize gerek yok. Golbat 18 level. Aslında Golbat'la şey daha iyi mücadele ederdi ama neyse. Evet, tek atamadık. Astonish. Böylece Golbat'tan kurtulduk. İyi de bir puan aldık. Aşağı iniyorum. Evet, yine bizim kızıl saçlı eleman karşıladı bizi. Volkan diyor. Radyo transmitter'ın şifresini kapatmamız gerekiyor aşağıdaki. Bunun için bir sese ihtiyaç varmış. Roket takımı yöneticilerinden Petrel'in sesine ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Öyle diyor. Onu bulacağız yani kısaca. Onu demeye çalışıyor. Tabii onun ofisine ulaşabilmemiz için önce onun ofisini açan şeyi bulmamız gerekiyormuş. Şifreyi. Evet, top çıktı karşıma. Ne tarafa gideceğiz acaba? Bu elemanla savaşacak mıyız? Yok. Yani ben buralarda böyle kayboluyorum arkadaşlar böyle yerlerde. Evet. Bir maç daha. Quick quick quick. Eğer beni yenersen sana şifreyi vereceğim dedi. Tam adamını bulmuşuz ha biz de. O zaman yenelim hemen. Tek Pokemon'muş zaten hemen. Oo Raticate. 19 level bir Raticate. O zaman biz daha bir Flame Wheel yapalım. Oo, Sucker Punch. Güzel. Kritik vurdu bir de. Ah, tek atamadık. Neyse. Ya Quick Attack yapsaydım. Gerçi Sucker Punch daha öncelikli herhalde. Neyse, Raticate'den de kurtulduk arkadaşlar. Böylece şifreye ulaştık. Raticate Tail'miş şifre. Öyle mi? Yanlış mı okudum? Raticate Tail. Evet, saçma bir şifre olmuş ama eleman da şimdi savaş falan yapar. X Special. Gerek yok bunlara. Protein. Yani. Şimdi kapının şifresini açmaya gidiyorum. Tabi nereden yapacağız onu da bilmiyorum ama şu ortadaki kısım mı diyeceğim. Pek burası gibi gelmedi bana ama şöyle mi? Ah. Evet, bu maçlar artık kesmeye başlayalım çünkü vakit bir hayli oldu. Evet, maç bitti. Maçtan sonra hemen devam ediyoruz. Olamaz. Bir maç daha. Bunu da kesiyoruz. Evet. Savaşı da bitirdik. Bu arada arkadaşlar Flame'imiz Lava Plume'u öğrendi. Sonunda adam gibi bir saldırı öğrenmiş oldu. Evet. Galiba şuradan gideceğiz. Oraya o yeri boşa yapmamışlardır herhalde.
Evet, şu ortadaki yere mi gidecek? Burada bir şey yok. Şu ortadaki yere ulaşacağız galiba da nasıl ulaşacağız tabii. Evet, yine savaş başlıyor. Savaşları kesiyoruz arkadaşlar. Evet, bu savaşı da bitirdik. Şeyi başa almak istiyorum arkadaşlar ben. Fluffy'yi. Çünkü Fluffy galiba evrim geçirmeye yaklaştı. Onun evrimini de göstermiş olurum size hem. Oradan bakarız oraya sonra da şuraya gitmemiz gerekiyor diyecektim. Aa, bizim kızıl kafa geldi. Silver. Hala roket takımıyla mı uğraşıyorsun sen? Dragon türü Pokemon olan çocuk kim? O çocuk kim diyor. Yenilmiş ona. Ha, yenilmiş ona ve onun Pokemon'larının güçlü olduğunu söylüyor. Adam bunu dövmüş yani. Neyse. Evet, biz şöyle bir itekledi. Maç yapmayacağız demek ki. Bitti. Neyse, biz işimize bakalım. Bir Ultra Ball bulduk. Güzel. Evet, şu kapıyı açalım artık. Evet, içeride şapkalı bir eleman. Bir de Murkrow var. Muhahahaha diye başladı. Ben de seni bekliyordum. Sen volkan olmalısın gibi bir şey dedi. Ben mi? Benim kim olduğumu bilmiyor musun? Aa, bu Giovanni miymiş? Vay. Ben Giovanni, Majestic Giovanni dedi. Vahaha diye güldü. Ne oluyor? Giovanni gibi ses çıkaramıyorum. Giovanni'ye benzemiyor muyum? Dedi galiba. Ne lan bu? Ne oluyor? Aa. Güzel olmuş burası ya. Ben şaşırdım. Ben yani unutmuşum demek ki. Seneler oldu oynamayalı. Bu aslında bizim aradığımız elemanmış arkadaşlar. Petrel'miş ama Giovanni kılığına girmiş. Beni bile yani inandırdı açıkçası kendine. Hail Giovanni'ymiş arkadaşlar şifre. Ama bizimki savaşıyor. Neyse, Petrel'le bir savaş yapalım. 3 Pokemon. Evet, Fluffy'miz 29 level, 30 olmak üzere. Thunder Shock'u basalım. Bu da bir Thunderbolt falan öğrense bari ya. Çok kötü. Koffing. Koffing'e de aynı şekilde devam. 22 level. Oo, fena değilmiş. Evet, tek atamadık. Tokatı yedik. Evet, bölüm sorumuzu tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Eğer yazmayanlarınız varsa, en sevdiğiniz kötü takım hangisi? Evet, 30 level olduk. Hadi bir şey öğren. Yok. Raticate. Raticate'le sen mücadele edemezsin. Bugüne kadar çıkmış olan kötü takımlar işte Rocket takımı. Ondan sonra Team Magma, Team Aqua, Team Galactic, ondan sonra Team Plasma, Team Flare ve son olarak da Sun Moon oyunlarında ortaya çıkmış olan Team Skull kötü takımlarımız. Bunlardan hangisini en çok seviyorsanız arkadaşlar bölüm sorusu hashtag'i altında yazmanızı istiyorum. Bu arada Raticate'i tek attık. İyi de bir puan aldık. Evet, Petrel'i de yeniyoruz arkadaşlar. Yes, işte bu. Sonunda Fluffy'miz evrim geçiriyor. İnşallah düzgün de bir saldırı öğrenir. Yes, Ampharos'a dönüştü. Güzel. Artık biraz daha güçlü olacağız. Thunder Punch'ı öğrendi. Oo, güzel. Thunder Punch.
Thunder Wave atalım mı ya? Takılır mı? Yok, Thunder Wave atalım ya, boş ver. Evet. Bir Pokemon'un sonunda bütün evrimini tamamlamış oldu. Gerçi Togepi'miz de var, tamamlıyorum da. Evet. Eleman yardım etmeyecekmiş bize. Kaçtı gitti. Biz ne yapacağız? Şu an kontrol bizde değil. Murkrow geliyor. Hail Giovanni. Murkrow konuşuyor arkadaşlar. Ha, anladım. Murkrow onun sesini taklit ediyormuş arkadaşlar. O yüzden galiba bize kapıyı Murkrow açacak. Neyse, takip edelim Murkrow'u. Murkrow değil de oraya bir chatot koysalarmış daha iyi olurmuş, hani sesleri taklit edebilen. Murkrow biraz olmamış sanki. Evet, Murkrow'u takip ediyoruz. Hail Giovanni demeye devam ediyor. Biraz da hızlı gidebilsem keşke. Bir dakika, bu biraz aşağı gidiyor herhalde. Hail Giovanni dedi. Tekrar takipteyiz, böyle böyle gidiyoruz. Nereye gitti o ya? Neyse, gitmişken bir top bulalım. Snatch! Yalnız kuşu kaybettik, iyi mi? Burada bisiklete binemiyor muyuz? Yok. Tabii ki binemez. Kuş nereye gitti kuş? Şu şey basamaktan gitti herhalde aşağıya. Yukarı daha doğrusu. Evet. Hail Giovanni dedi, gitti gene. Hadi ya. Hah, geldik sonunda. Oh. Evet, kapıyı açtı bizim eleman. Eyvallah ya, sağ olasın. Evet, artık içerideyiz ama Ariana isminde biri geldi. Ha evet, roket takımındaki kadın bu. Roket takımının amaçlarına zarar verdin. Sana gününü göstereceğim tarzı bir şeyler diyor. İkimize karşı hiçbir şansın yok diyor. Evet, bizim kırmızı kafada, ne çok kırmızı kafa var bu oyunda. Bizim kırmızı kafada bize yardım edecek. Evet, double savaş geliyor galiba. Evet, double savaş geliyor, bakalım ne olacak. 6'ya 5. Ooo, Arbok. Neyse, 40 level Dragonite. İyi, güzel. Bizim Fluffy'miz de 30 level, hiç fena değil yani. Fluffy'miz bir Thunder Punch yapsın Arbok'a. Eleman Fly'a kaçtı. İyi vurduk ama tabii 25 level'miş adamda yani. Bence bunlarla bizim Flame daha iyi mücadele mi eder? Bence yani. Birini götürdü herhalde oradan. Hadi öl. Yes. Hem de kritik attı. İyi puan aldık. Az puan aldık ama olsun. Yani olamaz. Dragonite uyuttu. Neyse, biz de onu tekleriz herhalde diye düşünüyorum. Murkrow. Lava plüm yapacağım ama lava plüm herkese değiyor. Artık Dragonite'ı da biraz götürecek ama. Evet, Dragonite'ı çok işlemedi. Murkrow'a ah. Evet, Drowsy'ye tek attık. Oh, Nightshade. Öldürme. Grimer.
Bir lava plüm daha atalım. Dragonite'ın uyanmaya pek niyeti yok. Evet, Murktow'dan da kurtulduk. Grimmer'a da tek attık. Güzel. Son Pokemon Gloom. Gloom'u zaten bir şekilde harcarız. Bir Flame Wheel'lık canı var. Bu da hemen şeye kaçıyor, Fly'a kaçıyor. Evet. Galiba bundan sonra bitecek. Bu bölüm komple roket takımının üstünü yok etmeye harcadık. Ama yapacak bir şey yok. Tamam, anladık, gidin artık. Ah, oyun gene bozuluyor arkadaşlar. Hemen bir kaydedip geliyorum. Eyvah, burada kaydedemiyoruz da. Oyunu burada kaydedemiyoruz da şu an. Umarım bir sıkıntı olmaz. Emülatör kaydı yapayım bari. Evet, burada işi bize bıraksaydı iyi olurdu ama şu an kaydedemiyorum arkadaşlar. İzliyoruz sadece. Evet, maalesef emülatörden oynadığınızda böyle sorunlar oluyor. Evet, cihazı kapatamıyorlarmış arkadaşlar. O yüzden oradaki elektrotları direkt öldürmemiz gerekiyormuş. Evet, şu an kaydedebilirim. Hemen kaydedip geliyorum. Evet, geri geldik arkadaşlar. Bazen böyle sorunlar oluyor. Şimdi burada 3 tane elektrot var. Onlarla savaşacağız. Tabi elektrotla savaşmak için Fluffy pek uygun değil. Flame'le savaşalım. Tabi Flame'in de enerjisi düşükmüş. Biraz enerji verelim. Varsa tabi. Evet. Hyper Potion'umuz varmış. Kullanalım. Güzel. Evet, şimdi elektrotların önüne çıkabiliriz. Hadi bakalım. Hayır, seninle değil. Bir türlü gidemedim yanına. Evet, 3 tane elektrodu yendikten sonra arkadaşlar herhalde olayı çözeceğiz. 23 level 1 elektrot. O zaman bir lava plüm işler. Aa, tek atamadık. Spark'ı yedik. Ya ilk seferde hemen ya. Bu oyunda buna uyuz oluyorum gerçekten. 36 olduk mu? Evet, 36 level olduk en azından. Ve bu bölümde size iki tane evrim gösteriyorum böylece arkadaşlar. Takımımız yavaş yavaş şekilleniyor. Hyperlotion geliyor arkadaşlar. Flame'imiz bir Hyperlotion'a dönüştü. Artık daha güçlüyüz. Çok sevdiğim Pokemon'lardandır Hyperlotion'da. Dev gibi, gördüğünüz gibi. Ama onu paralyzed halinden kurtarmamız lazım. Var mı öyle bir şey? Full heal'ımız var. Kullanalım gitsin. Evet. Gene bozuldu arkadaşlar bu. Evet, oyun yine bozuldu. Bu yüzden hemen bir ayar çektik. Evet, ikinci elektrot maçımız başlıyor. Yine 23 level 1 elektrot. Bu sefer tek atabileceğimi düşünüyorum. Evet. Evrim geçirmenin yararları. Üçüncüyü de halledelim. Ve bu işi bitirelim. Bu konu aslında arkadaşlar, izlediniz mi bilmiyorum ama biliyorsunuz Pokemon'un Generations serisi vardı. Orada bu konu işlenmişti bir bölümde, işte göldeki radyo dalgalarıyla alakalı bir durum. İşte eleman buraya giriyordu falan.
İzlemeyenler varsa onu da izlesin arkadaşlar. Generations serisinde kaçıncı bölüm şu an hatırlamıyorum ama. Evet arkadaşlar, olayı çözdük. Böylelikle göle o ilginç dalgaları yayan sinyal yayıcıyı kapattık. Çok iyisin işte, sen en iyisin falan gibi bir şey dedi bana. Yaptığın için sağ ol ve HM5 alıyoruz. HM5 neydi? Whirlpool. Evet, şeylerden, girdaplardan geçmemizi sağlayan HM. Evet, artık rozeti alabilirsin dedi. Tamam, çok konuştun, git artık. Gitti. Evet, biz de buradan çıkalım artık. Nasıl çıkacağız onu da tam hatırlamıyorum ama. Ben şu tarafa gidiyorum. Evet, şu galiba bize yardımcı olacak. Evet. Böylelikle arkadaşlar olayı bitirdik. Magoni Town'dayız. Artık salona giriş yapabiliriz. Burada bırakalım arkadaşlar. Bu bölümde roket takımının üstünü yok ettik. Tabii daha roket takımıyla işimiz bitmedi. Roket takımıyla çok şey yapacağız. Golden Rose'de galiba bir radyo kulesi var. Oraya gideceğiz daha. Ama önce 7. rozeti alacağız. Bunu da gelecek bölüme bırakalım. Bölüm sorumuzu tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. En sevdiğiniz kötü takım hangisi? Bölüm sorusu hashtag altında bunu yazarsanız sevinirim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda videolarımızı takip etmek için video bildirim bölümünü açmanızı istiyorum arkadaşlar. Kanalımıza video yüklendikçe size bildirim olarak gelsin. Bunu da kapattıysanız açmanızı rica ediyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.